Ankara'dan selam olsun tüm Türk dünyasına. Selam olsun her şeye rağmen hayatta ben de varım. Yeter ki sağlık olsun diyenlere. Avazımızın ulaştığı her yere selam olsun. Basit bir sivilce bile rahatsızlık verirken hiç düşündünüz mü? Yüzde ya da kafadaki bir şekil bozukluğu insanı nasıl etkiler? Ya da bu dertten muzdarip insanlar neler yaşarlar? İşte bugün konumuz toplumsal da bir anlam ifade eden, vücudumuzun en dikkat çekici yüz ve kafadaki şekil bozuklukları. Doğumsal ya da sonradan oluşan bu anomalilerin nasıl tedavi edilebileceğini konuşacağız. Ayrıca her zaman olduğu gibi bir konumuz daha var. Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar. Vakit kaybetmeden öne çıkan başlıklarla başlayalım. Kraniofasiyal, yani kafatası, yüz ve çene cerrahisinin uygulama alanları nelerdir? Embriyoda göz, burun, dudak, kulak gibi yüzün bütününü oluşturan organların doğru şekillenmesi neye bağlı? Boyun eğriliği, kepçe kulak, dudak damak yarığı, çenedeki bozukluklar ne gibi sağlık sorunlarına yol açar? Doğumsal olan kafatası ve yüzdeki şekil bozuklukları nasıl düzeltilir? Kaza sonrası yüz ve kafada meydana gelen bozukluklar tamamen giderilebilir mi? Doğumsal ya da kazalardan kaynaklanan şekil bozukluklarının tedavisinde farklılıklar nelerdir? Yüz nakli hangi durumlarda gerekli olur? Kış aylarında beslenmede nelere dikkat etmeli? Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar neler? Sadece beslenme ve duyu organlarını değil, alın, kaş, yanak, çenek, dudak gibi estetik birçok unsuru da içeriyor yüzümüz. Yani hem fonksiyonel hem de görsel açıdan çok önemli. Bakalım bu bölgedeki ve kafatasındaki şekil bozuklukları ne gibi sağlık sorunlarına yol açıyor, nasıl tedavi ediliyor, hepsini konuşacağız. Bu anomaliler multidisipliner, yani birçok branşın da işin içinde olduğu bir tedavi yöntemi uygulanıyor bu bozukluklarda. İşte biz de bunlardan ikisini çağırdık bugün. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden konuklarımız, tıbbi genetik anabilim dalı öğretim üyesi ve gen haritalama laboratuvarı sorumlusu Profesör Doktor Nurten Akarsu bizimle. Hoş geldiniz Nurten Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ayrıca plastik ve rekonstrüktif cerrahi ana bilim dalından Profesör Doktor İbrahim Bargel yanımızda. Siz de hoş geldiniz hocam. Siz hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sohbetimize başlamadan kısa bir hatırlatma yapalım izleyicilerimize. Sizler de ekranda gördüğünüz telefon numaraları ve elektronik posta adresiyle canlı yayında bize ulaşarak sorularınızı doktorlarımıza iletebilirsiniz. Hocam, sizler ekip olarak insan yüzünün genetik gelişiminde kritik rol oynayan gen ailesini keşfederek bir ilkiye imza attınız 2010 yılında. Bu genin keşfi neyi sağladı? Onunla başlamak istiyorum. İbrahim hocamın da içinde bulunduğu bir ekip ama eminim hanımlar öncelikli der. Biz Nurten Hanım'la, Nurten hocamla başlayalım. İbrahim hocamın da yer aldığı bu ekipte keşfedilen gen neyi ortaya çıkardı? Ne gibi faydası vardı? Teşekkür ederim. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Her şeyden önce biz Hacettepe Üniversitesi içerisinde bir kraniofasiyal grubumuz var. Bu sizin de bir ilk başlangıçta açış konuşmanızda söylediğiniz gibi tek başına bakmakla olmuyor. Radyolojiden, plastik cerrahiden, beyin cerrahisine ve genetikten, kadın doğumdan pek çok alanın iç içe gelmiş olduğu bir alan oluyor bunlar. Evet. Bizim de bu ilk geni bulduğumuz zaman bir süredir topluyorduk ve bunların genleri hiç bilinmiyor. Bu genin bulunması sadece bu gen değil, biz aslında bir gen değil, bir gen ailesini bulduk. Yüzün nasıl şekillendiğini bilmiyorduk. Biz yüzün dünyada bilinmiyordu. Neden burnunuz hep bu pozisyonda? Neden ağzınız bu şekilde şekilleniyor? Nasıl tomurcuklar kapanıyor da bu şekle gelebiliyorsunuz? Bunların hiçbirini bilmiyorduk. Bunun ne faydası oldu hocam? Bunun faydası şu oldu. İlk başlangıçta bir hastalığa
daha sonraki tedavi ve erken tanı yöntemlerinin gelişmesi için ilk adım genini bilmekten başlıyor. Yani bu, anne karnında teşhis anne edilebiliyor karnında, bu doğum öncesi tarında yapılabiliyor. Daha güzel bir şey yapılabiliyor. Biraz zor bir teknik ama embriyoda tespit edilebiliyor. O zaman sağlıklı embriyoyu seçme şansınız da oluyor. Yani anne karnında tespit edip sonradan erken yani gebeliğin sonlandırılması yerine söz konusu mu? Erkenden seçim olabiliyor. Onun için bütün bu teknikler ve tedaviye dönebiliyor. Bunları bilebilmek için önce genleri bilmek lazım. Bu gen ailesinin nasıl davrandığını gördük ve bu da hakikaten doğum öncesi tanıya da döndü. Sonrasında biyomateryal dediğimiz farklı alanlarla tedavi aşamalarını da almaya başladı. Evet İbrahim Hocam, sizinle devam edersek, estetik plastik cerrahi dendiğinde güzellik akla geliyor ama rekonstrüktif kısmı çok daha önemli, hayat kurtarıyor. Bu kraniofasyal yani kafatası, yüz ve çene cerrahisini dünyada uygulayan sayılı merkez ve sayılı uzman var. Siz de Türkiye'de bu 4 kişiden birisiniz. Tekrar ikinize de teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Yüzdeki ve kafatasındaki şekil bozukluğu dendiğinde ne anlamak gerekiyor? Kraniofasyal cerrahi nedir? Nasıl bozuklukları tedavi eder? Öncelikle ben de Nurten Hoca gibi bu davetinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Özellikle Türkiye'de sayıları çok da fazla olmasa plastik cerrahi camiasının gerçek boyutunu göstermeye yol açacağı için de bu konuşma ve bu tür toplantılar. Ben içinde bulunduğum camia adına da teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda dernek yönetim kurulundayım. Biz hep böyle bugüne kadar maalesef hep böyle medyatik boyutumuzla önde olduk. Sadece plastik cerrahi dendiği zaman estetik anlaşılıyor. Oysa adı üzerinde olduğu gibi plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahidir evet. Bizimkisi. Dolayısıyla bugünkü konumuz ise tabii ki plastik cerrahinin her prosedürünün altında estetik temel bir düsturdur. Yani temel düsturlardan birisidir, diğeri dokuya saygıdır. Ama rekonstrüktif cerrahi dediğiniz zaman hem estetik bir yapılanmayı sağlayacaksınız, hem de aynısını ya da benzerini oluşturacaksınız, hem de kaybedilen fonksiyonu yerine getireceksiniz. Onun için rekonstrüksiyon plastik cerrahinin temel bacaklarındandır. Kraniofasyal cerrahide sizin de girişte de ifade ettiğiniz gibi insanın yüreğinin yansımasıdır. Beyninin yansımasıdır. En önde olan yerimiz bizim kranio, baş ve yüzümüzdür. Her şey buraya odaklı. Sadece duyu organı olmaktan öte. Kraniofasyal cerrahi dediğimiz zaman ben hatta daha izleyicilere de anlamlı olsun diye bir maket getirdim. Buyurun oradan. Kranium dediğimiz zaman bizim içinde beynin merkezi sinir sistemi yer aldığı yapı, fasyum ya da yüz de göz, ağız, burun ve çenenin yer aldığı kısım da fasyal bölgedir. Dolayısıyla biz kraniofasyal cerrahi dediğimiz zaman kafatası ve yüzü, buradaki oluşumları, kemik yapıyı ve buradaki fonksiyonları kapsayan cerrahi anlamına geliyor. Yani bu bölgedeki her türlü bozukluk, evet, doğumsal evet, ya da evet, sonradan oluşan. Doğumsal, cerrahi, kanser hastalığı olabilir, travma kaza, olabilir, ateşli yanıklar, ayağı olarak, evet. Yanıklar olabilir. Bunların hepsini kapsayan bu bölgenin bütün cerrahisine biz kraniofasyal cerrahi diyoruz. Ve yine gördüğünüz gibi, herkesin bilebildiği gibi bu bölgede göz ana bilim dalı ilgilendiren sorunlar evet. var, kulak burun boğaz ilgilendiren var, beyin cerrahisi ilgilendiren var, ortodonti, herkes. Onun için evet. burası multidisipliner tedavi gerektiren kompleks bir anatomik yapıdır. Dolayısıyla hem tedavisi hem yaklaşımı bir kompleks değerlendirmeyi, bir ekip hareketini gerekli görüyor. Etiyoloji araştırırken de Nurten Hoca genetik, gibi o genetik basamağı mutlaka olması olmazlardan. Peki. Tekrar Nurten Hocam'a dönersek. Hocam, ülkemizde akraba evlilikleri çok yaygın. Peki çok genetik kaynaklı mıdır bu doğumsal şekil bozuklukları, yoksa başka ne gibi nedenleri vardır doğumsal yüzdeki ve kafadaki şekil bozukluklarının? Tabii hepsi gebelik sırasında olan bazı olaylar da buna neden olabiliyor ama büyük bir kısmı genetik kaynaklı olabiliyor. Bu genetik kaynaklar ya aileden kalıtılan formları olabiliyor veya o gebelikte o çocukta ortaya çıkan bizim mutasyon dediğimiz genom dizisindeki değişikliklere bağlı da olabiliyor. Yani o kişide de başlayabiliyor, evet. ailesinden gelen bir durum da olabiliyor. Akraba evlilikleri bunun en önemli parçası, bizim ülkemiz için en önemli parçası. Çünkü akraba evlilikleri diğer ülkelerde çok nadir olduğu için özel bir
çekinik kalıtım dediğimiz, resesif kalıtım dediğimiz bir tip oralarda çok görünmüyor. Ama bizim ülkemiz, onun için bunlar nadir hastalık sınıfındadır. Pek de önem verilmeyen hastalık grubudur. Ama bizim ülkemizde bu nadir değildir. Akraba ailelikleri nedeniyle bizim ülkemizin birinci derecede sorunudur. En az kanserler gibi çok önemli bir sorunudur. Ama o kadar ilgi gösterilmiyor çünkü kültürel bir özellik. Çünkü bizim akraba evlilikleri bazı bölgelerimizde %40'lara kadar ulaşabiliyor. Yani evet, sosyal kültürel bir yönü var, bu engellenemiyor ama ne yapılabilir? Her şeyden önce bunun kabullenilmesi ve bakanlık ve üniversitelerin de desteğiyle bakanlık düzeyinde bunun nasıl düzenlenebileceği. Çünkü insan akrabadan evlenme demekle bu sorun çözülecek gibi değil. Evet. Ben Doğu illerimizde de çalıştım. Karadeniz'de de çok uzun süreli çalışmalarım oldu. Sadece genetikçi değil, pratisyen hekim olduğum dönemlerde de 6 ay yol kapanır. Bir biçimde oradaki insanlar belli izole olan toplumlarda yaşamak durumundadırlar. Akrabandan evlenme dediğiniz kişinin yan köyü de akrabadır. Yani bu akraba evlilikle kaçınılmaz olmuyor. Gibi görünüyor. Olmuyor. Peki, evlenme demek ki olmuyor. Tabii ki analizler yapılarak olabilir. Şu anda bütün genom dizilenmeleri gündeme gelmiştir. Biz artık kişilerin nelere taşıyıcı olabileceğini görebilecek durumdayız. Biz insanlara taşıyıcılık düzeyinde danışmanlık verebilecek olursak, eğer iki kişi taşıyıcı değilse, akrabadan da evlense, neden evlense bu çocuk olmayacak. Böyle bir problem çıkmayacak. Bu testler nasıl yapılıyor? Rutin testler midir bunlar hocam? Rutin sevgiyi değil. Karşılar mı? Neler yapmak gerekiyor? Neler yapması gerekiyor akrabasıyla evlenen kişi? Nereye başvuracak? Şimdi şu ana kadar insan genom projesiyle çok zordu bunlar. Ben insan genom projesinin ilk başından beri, o zaman Amerika sonra Türkiye, ilk başından beri hep içindeyim. Çok zordu. Bir genin ortaya çıkartılması çok problemliydi. Fakat insan genom projesi tamamlanıp bilgi birikimi ortaya çıkınca bunlar kolaylaşmaya ve ucuzlamaya başladı. Şimdiden sonra artık oturulabilir. Şu anda daha çok üniversiteler düzeyinde ama giderek sahada uygulanabilecek aletlere kadar inebilecek boyuta gelmeye başladı. Hacettepe'de yapılıyor mu bu? Yapılıyor. Yapılıyor. Hepsi yapılıyor. Ancak tabii ki ücretlendirmeleri SGK bir kısmını ödüyor, bir kısmını ödemiyor. O da tabii çok önemli bir problemdir. Bunun bir sorun olarak kabul edilmiyor ama tedavi aşamasında özellikle metabolizma, enzim hastalıklarında çok büyük paralar harcanıyor. Sağlık Bakanlığı kayıtları 200 milyonlardan bahsediyor ilk 6 aylık dönemde. Belki böyle önlenmeye şey çalışılsa daha az paralar önlenmeye harcanacak. Önlenmeye çalışılsa bu ekonomik yük azalacak. Onun için oturup bir ne yapabiliriz'i ciddiyetle konuşmak lazım. Gerekiyor. İbrahim Hocam, size tekrar dönersek, ne yazık ki bazı anneler babalar çocuklarını kucağına aldığında sevinemiyor. Bazı bebekler yüzlerinde şekil bozukluğu, kafalarında yamuklukla doğabiliyor. Ama aslında evet, Allah yardımcıları olsun ama sizin gibi doktorlar o kafayı yeniden hamur gibi şekillendirebiliyor. Haberlerde de duyuyoruz, kafadaki kemikler kırılmış. Yeniden yapılandırılmış. Neler yapılıyor? Kafatasındaki şekil bozuklukları nasıl tedavi ediliyor? Edilmezse nelere yol açar hocam? Teşekkür ederim. Bir şeyi vurgulayarak yanıtınıza geçmek istiyorum. Biraz önceki şeyi bir açmakta ihtiyaç var. Hacettepe Tıp Fakültesi'de doktora programı var. Kroniofasyal cerrahi, estetik cerrahi, el ve mikro cerrahi diye. Türkiye'de ilk doktora programı. Başka üniversitede bu program yok ve onu şu ana kadar 4 kişi bu doktora eğitimini aldı. Biraz önceki açıklamanızı böyle açıklık getireyim. Bu doktora eğitimini alan 4 kişiden birincisi benim. Evet. Benim. Evet. Ama Türkiye'de gururla söylemek gerekir ki kroniofasyal cerrahi yapan ve bize bu doktora eğitimi almadığı halde bize öğreten hocalarımız var. Hali hazırda çalışan ve emekli olan, isimlerini burada saymaya da gerek yok. Evet. Onlar biliniyor zaten camiada. Onun için onlara haksızlık etmemek adına bu açıklamayı getirmek anlıyoruz. İstiyorum. Evet. Sağ olsunlar. İyi ki onlar varmış ki bunları bizlere öğretmişler. Biz bu eğitimi almışız. Sorunuz esas olarak kafatasındaki şekil bozuklukları nasıl tedavi edilir? Şimdi, edilmezse nelere yol açar? Bence iki gruba ayırmakta fayda var. Birincisinde kafatasında doğuştan olanlarla sonradan olanları biz ayırıyoruz. Doğuştan olanların kafatası, kraniofasyal anomaliler gelişirken kafa ve yüz birlikte gelişiyor. Ve gelişmenin aşağı yukarı 2 yaşında büyük bir kısmı ama 5 yaşında kafa ve yüz gelişimi büyük bir kısmı tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla çocukluk yaş grubunda ya da bebeklik yaş grubunda doğuştan olan anomalilerin düzeltilmesinde bir zamanlama var ve önemli. O zaman şunun için önemli. Birincisi, estetik nedenle önemli.
görünüm olarak düzeltmek adına, normal insan evet. anatomik profiline ulaştırmak adına. İki, daha da önemlisi fonksiyon kaybını engel olmak adına önemli. Şimdi kafa şekil bozukluğu olabilir, ağız şekli bozukluğu olabilir ama bunlar bu sadece görsel süreç olarak değil tabii ki. Hastanın zekası değil. Etkileniyor. Görmesi etkilenebiliyor, işitmesi etkilenebiliyor. Eğer beyin sıkışırsa çocuğun zeka ve ruhsal ve bedensel gelişimi bundan etkileniyor. Zaten doğar doğmaz tespit edilir. Anne tabii karnındayken bile tespit edilebileceğini söyledin. Doğar doğmaz tespit ediliyor mu? Uyarılıyor mu anneler, babalar? Zaten doğumsal olanlar çoğu zaman büyük bir çoğunluğu anne karnında oluyor. Evet. Doğduğunda bu görülüyor. Onun için de gelişmenin önemli basamaklarında mesela biz kraniosinostoz cerrahisi dediğimiz bu bahsettiğim kafadaki sütüller erken kapanmasına bağlı ameliyatları dünya 6 ayla 1 yaşlık yaş grubunda yapıyor. Biz de bu yaş grubunda yapıyoruz. Şurada kamerada görülebiliyor mu bilmiyorum ama kafatasında aşağı yukarı metopik sütür, sajital sütür, koronal sütür, lambdoid sütür dediğimiz sütürler var. Bunların herhangi birisinin erken kapanması bu kafanın o bölgeden gelişmemesine yol açıyor. Ve buna bağlı olarak ya kafanın şekli gemi burnu gibi oluyor ya da halk arasında bağışlasınlar beni ama Diyarbakır karpuzu gibi oluyor ya da bas sıkıştırmış bir plazma televizyon gibi oluyor ya da eğri oluyor. Bütün bunları düzeltmek için bu zaman dilimine uymak gerekiyor. İşte doğumsal olan kafa yüz anomalileri belli yaş grubunda yapılmalı. Aileler bu konuda uyanık olmalı ve zamanında gelmeliler evet. ki sadece estetik değil fonksiyon kayıpları da tolere etmek ya da engel olmak adına. Ama sizin de bildiğiniz gibi travmaya bağlı, trafik kazaları, iş kazaları ya da kanser cerrahisi gibi olaylara bağlı ortaya çıkan, sonradan gelişim tamamladıktan sonra ortaya çıkan her türlü anomali ve deformitelerin düzeltilmesi de bulunduğu yaş grubunda duruma göre, klinik özelliği ve içeriğine göre tedavi edilmeli. Bunlar da bizim için yani başka bir grup. Yani onlarda bir aciliyet yoktur ama doğumsal olanların belli bir yaş süresi, yaş grubu olması gerekiyor. Hocam bir izleyicimiz hatta Ankara'dan Zeki Bey arıyor bizi. Zeki Bey merhaba. Merhaba efendim. Buyurun sorunuzu alalım. Hoş geldiniz programımıza. Ben hipofiz adenom hastasıyım. Kafa kemiğimde erime oluyor sağ tarafımda. Bayağı çukurlaştı. Ne yapmam lazım? Ben endokrin doktoruna sordum. Yapacak bir şey yok dedi. Beyin cerrahına gittim. Yapacak bir şey yok dedi. Şu anda kimse bir şey yapamıyor. Ne yapmam gerekiyor? Çok geçmiş olsun ama bekleyin isterseniz. Hocam sormak istediğiniz bir tabii soru ki. Var mı izleyicimize? Hipofiz adenomu dediniz değil mi? Ameliyat evet, oldunuz efendim. Mu? Evet. Beyin cerrahınız vardır. Onunla evet. muhtemelen yakın kontak içindesinizdir. Evet efendim. Ama bu deformitenin ilerlemesi durmuştur artık şu anda. Yok. Böyle ara ara böyle sızım sızlıyor. Tamam. Bu hipofiz adenomları tabii ki... Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Geçmiş olsun Zeki Bey. Buyurun. Tabii yanıt tamam. vereceğiz hocam ama hatta hayır şimdi buyurun. Peki. Buyurun cevabını alalım. Zeki Bey dinliyor bizi. Zeki Bey'e önerim şu olacak. Beyin cerrahisiyle kendi hekimiyle çok sıkı kontağını korusun. Bir. Evet. İkincisi bazı deformiteler ortaya çıktıktan sonra onu düzeltmek çok daha palyatif olabilir. Belli yaş bunlarda doğal olarak çene yüzde, elde anormal büyümeler olabilir. Bazılarını geri getirmek mümkün değil. Bir kısım subjektif dediğimiz ağrı türüne yakınmalar olabilir ama bazı cerrahi girişimler, çeneye yönelik olanlar, yüze evet. yönelik olanlarda küçültme, redüksiyon dediğimiz işlemler yapılabilir. Ama bunu hekim ile bağlantı kurmak zorunda. Maalesef her şeyi filmi geri sarma gibi sıfırdan geri sarma şansımız her zaman, her olguda yok. Ama Zeki Bey yapılacak müdahale ve tedavilerden yarar görecektir. Ben yine koparmaması gerektiğini söylüyorum. %100 geri döner mi? Dönmez ama... Ne kadar geri kazanımları olursa o kadar mutlu olacaktır. Ben sadık bir hasta olmasını ve hekimiyle kontağını korumasını öneriyorum. Hocam telefondan önce bu kafatası çevresi ya da yüzdeki tümörlerden ya da kaza sonrası oluşan bozuklukların nasıl tedavi edildiğini ve farklılıkları olduğunu anlatıyordunuz doğumsal olanlarla. Devam edelim isterseniz. Ne gibi farklılıklar var? Doğumsal olmayanları konuşacağız evet, doğumsal değil mi? Olmayanlar. Evet, doğumsal olmayanlarda bizim ülkemizde en çok trafik kazaları ve iş kazaları geliyor. Ateş evet. silah yaralanmaları geliyor ve bunlarda kafa ve yüz bölgesinin en önemli sorunu sert doku dediğimiz kemik dokuya yönelik kayıplar
ya da yaralanmalar ya da onları kapsayan her türlü yıkıcı travmalar diye söyleyelim. Bunların yerine getirilmesi tercihen olabilirse otojen doku, kişinin kendisine elde ettiğimiz, kullanacağımız dokularla olur. Ama bazen öyle olmuyor ki, o zaman da alloplastik materyaller, bazı biyomateryaller kullanmak gerekebiliyor. Bunlar da biz kemik çatıyı yerine getirerek yumuşak dokuyu buna adapte etmeye çalışıyoruz. Her türlü dokuda onarımında olduğu gibi önce iskeleti onarmak, bir binanın sanki direklerini ve beton örme kısmını bitirip sonra odalarını veya iç döşemesi nasıl yapılıyorsa kronofasyal cerrahide temel yapı önce kemik yapıyı düzenlemek. Peki hocam, başarı oranı açısından doğumsal olanlarda mı daha başarılı olabiliyor operasyonlar ya da sonradan oluşan bozukluklarda mı? Bu tabii deformitenin ağırlığıyla ilgili bir. Hastanın bize müracaatıyla ilintili iki, ne kadar erken dönemde, yani gelişmenin erken döneminde olursa bizim yaptığımız müdahalelerle bundan sonraki zaten gelişim süreci devam ettiği için daha sonuçta daha doğal sonuçlara çıkıyor. Oysa gelişme tamamlandıktan sonra yaptığınız zaman eğer fonksiyonel bir kayıp varsa bizim o fonksiyonel kaybı geri getirmeye yetimiz yok. Ancak estetik olarak yapıyı düzeltebiliyoruz ama görmesinde, zekasında, duyusunda, çiğnemesinde bir takım kayıplar olduysa... İşte bu kayıplar olmadan erkenden anne babaların sizlere başvurması gerekiyor. Nurden hocam, tekrar size dönersek, bu embriyoda kafatası ve göz, burun, dudak gibi yüzün bütününü oluşturan parçaların doğru şekillenmesi neye bağlı? Ne zaman tam olarak şekilleniyor insan yüzü? İlk defa tomurcukların oluşması ilk 3 haftadan itibaren başlıyor. 4. haftanın sonunda yüz tomurcukları yüze gelmeye başlıyor. Evet. Tamamlanması da 7 haftayı buluyor. 9-10 haftada artık damağın oluşumu vesaire de ortaya çıkabiliyor. Yani 2,5-3 ayın içerisinde yüz şekillenmesi başlıyor. Sonra da ileri organizasyon devam ediyor. Ondan sonra durmuyor tabii ki, bütün şey içerisinde devam ediyor gebelik arasında, ama asıl İbrahim Bey'in dediği gibi iskeletin ve diğer organların oluşması ilk 3 ayda tamamlanıyor. Gebeliğin ilk 3 ayında. Evet, ve bu sırada siz her türlü şekil bozukluğunu, yüzdeki, kafatasındakini belirleyebiliyorsunuz anne karnındayken. Peki daha yüz şekillenmeden de belirliyoruz eğer moleküler bakarsak. Evet. O zaman gebeliğin sonlandırılması söz konusu tabii. Bir seçenek öyle. Ama bu bizim önerdiğimiz, biz hastalara danışmanlık olarak veriyoruz. Evet. Olabilecekleri de söylüyoruz. Bu hastaların seçimidir. Bu bizim seçimimiz olmaz. Pozitif ya da negatif olan her tarafı göstermek mecburiyetindeyiz etik olarak. İyisini ve kötüsünü. Evet. Sadece iyiyi gösteremezsiniz, sadece kötüyü de gösteremezsiniz. Bu kişinin seçimine karışmak olur. İkisini de göstereceksiniz ve kişiler kendileri bu tercihi yapmak durumunda kalacak. Evet. Sizler de operasyonlara birlikte karar veriliyor denildi. Aslında size de sorabilirim. Aynı anda düzeltilebiliyor mu operasyonda şekil bozuklukları? Mesela dudak damak yarıkları ve ona bağlı tabii burunda şekil bozukluğu. Bunlar aynı anda düzeltilebilen bozukluklar mıdır? O tabii İbrahim Bey'in tam olarak cevap verebileceği olan bir konu. Buyurun. O tarafa verelim. Çünkü ben yönlendirme açısından bizim genetik açıdan olanlar da pek aynı anda her şey olmuyor. Birkaç sistem ilgileniyor ama İbrahim Bey daha rahat cevap verebilir. Cerrahi düzeltimde deformitenin yeri, eşlik edenler, yaşı ve buna paralel bir sıra izleniyor. Şöyle örnek vereyim. Mesela bir hastada dudak yarığı ve damak yarığı varsa önce dudak yarığı onarılır. Bu da takriben bugünkü cerrahi konsepte göre ilk 3 ayda dudak yarığı onarımı onarılabilir. Sonra peşinden damak yarığı gelir. Damağın biraz gelişmesi beklenir. Damak yarığı içinde hepsinin belli bir süresi tabii, belli zamanlaması var. O zamanla uymak gerekiyor. Evet. Mesela damak yarığını biz 16 aydan geride yapmayız hiçbir zaman. Niye? Çünkü çocuğu konuşmayı öğrenmeden önce damağı onarılması lazım. Yoksa ondan sonra o çocuğun konuşmayı doğru öğrenmemesi, damakla beyin arasındaki o korelasyonun kurulması daha zor ve sonuçta telafi edilemeyen bir gedik, bir açık her zaman kalıyor. Onun için dudak yarığı için mesela 3 ayda yapıyorsak damak yarığını mutlaka eğer uygunsa 6, 8, 9, 10. aylarda bile onarabiliyoruz. Ama geçmişte biçilen bir zaman vardır. 16 aya geçilmez. Evet Nurten Hocam, dudak damak yarıklarında cinsiyetle ilgisi var mı? Erkeklerde, kızlarda görünme oranı nedir? Dudak damak yarıkları oldukça yaygın olan bir şey. Genelde benim hatırladığım 1000 doğumda bir görülebiliyor. Bizim ülkemiz için de böyle. Erkeklerde 2 katı daha fazla görülebiliyor kızlara oranla. Ama genel olarak iki cins de tutuyor.
Evet. Hocam peki devam edelim damak dudak yarıklarından. Bizim yayın coğrafyamız Türk Cumhuriyetleri Balkanlardan da Hacettepe'ye sizlere bu şekil bozuklukları için gelen birçok hasta var. Onlar gelemese de sizler gidiyorsunuz. TİKA'nın Gülümseyen Çocuk Projesi'nde de görev aldınız. Orada dudak damak yarıklarını düzenlediniz. Aslında biraz önce söz ediyordunuz ama isterseniz biraz daha açalım. Düzeltilmezse damak dudak yarıkları ne gibi sonuçlara yol açar? Hangi sürelerde yani düzeltilecek? İsterseniz bir daha tekrar edelim. Ben tekrar edeyim. Bir kere biz diyoruz ki dudak damak yarıklı bir çocuk doğduysa bütün hekimlere, bütün aileye şunu söylüyoruz. Çocuklarınızı mutlaka hemen doğar doğmaz en kısa zamanda bir plastik cerrahi uzmanına götürün diyoruz. Daha doğrusu dudak damak yarıyla uğraşan bir plastik cerrahi kliniğine getirin diyoruz. Çünkü bu da bir kompleks bir tedavi protokolü gerekiyor. Ortodontist gerekiyor, konuşma tedavisi gerekiyor, odyolog gerekiyor, kulak burun boğazcı gerekiyor. Tüp takılacaksa kulak burun boğazcı ile beraber yapmamız lazım. Bütün bunlar bir ekip işi. Gördüğü zaman bir konsey demek bu hekimlerden oluşan bir ekip hekim grubu demek. Görülüyor ve tedavisi planlanıyor. Ortodontik hazırlık yapılıyor, cerrahi öncesi işlemler tamamlanıyor ve cerrahi sonrası başarı o kadar güzel oluyor. Ortodontik tedavi yaklaşımı olursa. Hocam şöyle de bir şey var. Yani son dönemlerde tabii daha bilinçli insanlar bu yayınlarla eskiden 20 yaşına gelmiş ama dudağında damağında sorunlar olan, konuşamayan, içine kapanmış insanlar vardı. Ama şimdi onları o kadar da sık görmüyoruz. Katılıyor. İsterseniz tekrar anne babalara doğduktan sonra bunu hissettiklerinde neler yapmalı, nasıl bir yol izlemeli anne babalar? Doğar doğmaz bir plastik cerrahi kliniğine getirmeliler ve bunu bir bilsinler ki bu bir tek hekimle başlayıp bitecek bir işlem değil. Birçok hekimin de katılacağı bir süreç bu. Bir ameliyatla bitecek hadise değil. Bir süreç, o sürece dahil olmalılar ve buradan iş başlamalı. Temel prensip bu. Ha, dudak damak yarığı onarılmasa ne olur? Dudak damak yarığı bir, dudağı onarılmasa estetik görünüm olarak herkes çocuk bakışını üzerinde hissettiği için psikolojik olarak bir travma yaşıyor ve olumsuz etkileniyor. Sadece o da değil tabii. Tabii yani çekiniyor, kendini soyutluyor, dışlanıyor, kendini kabul edilemez buluyor. Bunlar çok önemli şeyler. Ama öteki taraftan da tabii ki böyle bir insan uygun tedavi edilmezse ya da hiç tedavi edilmezse konuşamıyor. Nazolali dediğimiz mesela K, R, S, T gibi sert sessizleri çıkaramıyor. Bir kere konuşma bozukluğu oluyor. İki, beslenme bozukluğu oluyor. Yediği içtiği burnundan geliyor. Yani bunları ekledikçe ekliyor. Sonra bir kere orta kulak sorunları oluyor. Bunlar çok sık miktarda serozotit geçiriyorlar. İşitme kayıpları, sağırlıkları gündeme gelebiliyor. Erkenden müdahale edilmesi gerekiyor. Onun için bu gerekiyor. Bir kompleks iştir. Erkenden gelmeleri ve tedaviye başlamaları gerekiyor. Sabır gerekiyor. Evet. Nurten Hocam tekrar size dönersek. En sık hangi deformaliteler görülüyor yüzde, kafatasında? İsterseniz biraz da onlardan. En sık yarık dudak damak evet, görülüyor. Evet. Onu biraz önce konuştuk. Ama daha genetik olarak baktığımız zaman kafanın damarsal anomalileri de çok fazla görülüyor. Damarların gelişmesiyle olan ilgili anomalileri de çok fazla görülüyor. Bu yarık dudak damakların çok daha ciddi formları, bütün yüzün yarıklanmasıyla gidenler görülebiliyor. Göz problemleri görülüyor. Gözlerin orta hatta yaklaşamaması durumları, yanlarda kalması durumları görülebiliyor. Burun gelişmemesi durumları olabiliyor. Bunların hepsi çok sık olarak rastlanan peki aslında girişte söylediniz ama bunların coğrafya ile ilgisi var mı? Yani görülme sıklığı her yerde aynı değil anladığım kadarıyla. Bizim ülkemizde çok mu yaygındır? Bütün dünyada ya da bizim yayın coğrafyamızda Türk Cumhuriyetlerindeki durumu biliyor musunuz? Türk Cumhuriyetlerindeki durumu bilmiyorum. Merak da ediyorum ama İbrahim Beylerin Özbekistan'da 5 kez gidip operasyon yaptıkları zaman çok yaygın topluluklar olduğunu orada gördük. Bu bir tane mutasyonun dağılımı olabilir. Orada kullanılan çevresel ajanlar belli bir bölgeye gelmiş olabilir. Bunlar radyoaktivite gibi farklı ajanlar. Onlar da etkilemiş olabilir. Ne olduğunun araştırılması lazım. Yalnız yüz malformasyonları bütün dünyada gördüğümüzden Türkiye'de daha yaygın. Daha yaygın. Bu da akraba evliliğine bağlı diyorsunuz. O büyük bir kısmı evet. Hiç bilinmeyen kısımları akraba evliliklerinden maalesef çıkıyor. Yine bir izleyicimiz var. Döndü Hanım Sakarya'dan arıyor bizi. Döndü Hanım merhaba. Merhaba, iyi günler. Buyurun, sorunuzu alalım. Ben sizleri izliyorum. Gen tedavisinden, genlerden bahsediyorsunuz. Hocama sormak istiyorum. Benim 35 yaşında oğlum var. Düz taban. Acaba genlerden mi ileri geldi yoksa
benim hamileliğimde yaptığım bir hatadan birileri geldi, onu öğrenmek. Anneler istiyorum. Hep kendilerini suçlarlar. Peki, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Yani tabii bu konuştuklarımız arasında çok basit kalıyor ama o da tabii ciddi bir sorun. Var mı buna bir cevabınız hocam? Bir defa hiçbir malformasyon annelerin gebelik sırasında yaptıkları bir hatadan dolayı olmuyor. İçi rahat olsun annelerin. Bir biçimde annelerin içi rahat olsun. Kullanılan bazı ilaçlar olabiliyor. Kullanılan bazı hastalıklar, bazı virüsler, bazı enfeksiyonlar, bunlar etkili olabiliyor. Ama bu annenin bilinçli olarak yaptığı bir durum değil. Bu hepimizin karşı karşıya kaldığı bir durum. Bugün biz de gebe kalsak evet. Aynı şeyler olacak. Evet. Onun için böyle. Ama düz tabanlıkta bir biçimde genetik etkileri var. Genetik olarak çıkabilen bir yapısı var. Karışık, karmaşık bir genetiği var. Tabii diğer şeylerle karşılaştığımız zaman kötünün iyisi oluyor düz tabanlık ve evet, hoş da bir durumdur ve düzeltilebilir özellikleri de vardır. Gen tedaviyi gerektirecek bir durum değildir düz tabanlık. Başka tedavilerle de güzel bir şekilde evet. Düzelebilir ama kesinlikle hatası değil. Hocam sizinle devam edersek tamam. Tedaviye bu doğumsal olanların tedavisinde nasıl sonuçlar elde ediliyor? Yani geç kalınmadıysa, erken tanı konulduysa sonuçlar başarılı oluyor mu? Kesinlikle çok iyi sonuçlar alıyoruz. Tabii ki cerrahinin de kendine özgü bir takım riskleri, komplikasyonları evet, vardır. Evet aslında onlardan şimdi, da söz edebiliriz. Tabii ki cerrahi ve tedavi dikensiz gül bahçesi değil. Evet. Kendine özgü riskler oluyor. Bu riskler hastanın yaşı durumuyla bize bağlı, ekibe bağlı olabiliyor. Bunların hiçbirisini göz ardı etmek, yok saymak mümkün değil. Ama bugün şunu söyleyebilirim ben, yurt dışına giden her hekim bunu söyleyebilir. Bir başka ülkede yapılanlarla, ülkemizde yapılanları ister istemez karşılaştırıyoruz. Ve karşılaştırdığımızda biz bu tür hastalıkların tedavisini yurt dışında olabildiği gibi biz ülkemizde de yapabiliyoruz. Bizim ülkemizde ve birçok ülkede de istatistik kayıtlar yeterli değil ve çok net değil. Onun için rakamlarla çoğunu ifade etmek mümkün olmuyor. Ama peki bu doğumsal olan şekil bozukluklarında yüz nakilleri yapılabiliyor mu? Var mı öyle bir? Şimdi yapılmıyor, yapılmıyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, bugün yüz nakli bile eski hızını kaybetti bildiğiniz gibi. Evet. Birçok merkez, bizim arkadaşlarımız evet. Hepsi bununla uğraştılar ama yüz nakli her ne kadar bir umut gibi görünse de yüz nakli işleminden sonraki yaşanan o bir takım kemoterapetik evet. Ya da terapetik ajanlara bağlı bazı komplikasyonlar var. Bunlar böbrek yetmezliğine, karaciğer yetmezliğine hatta ölüme kadar götürebilen bir takım riskli komponenti var. Yani dünya henüz immünoloji ile ilgili sorunlarda büyük sorunları aşmış ve çözmüş değil. Dolayısıyla yüz nakli bugün bir umuttur. Kendine özgü kazanımları vardır ama bu klasik diğer bizim var olduğu yaptığımız ciğer cerrahilerden daha az riskli değildir evet. Ve yapılsa bile bunun bedeli ve kazanımları bir daha düşünülmeli. Çok öyle her zaman gelin size de bir yüz nakli yapalım, gelin size şunu yapalım denecek kadar kolay basit önerilebilen, söylenebilecek bir tedavi yöntemi ve protokolü değil. Bunun endikasyonları sınırlı, sonraki süreç sancılı, kolay değil. Bunu hasta değil, hasta yaşıyor. Yani o nedenle de her şeyin riski var ama yüz nakli gibi kompozit doku naklilerin kendine özgü bir yükü, ağırlığı ve terazisi ve dikkatli tartılması gereken çok terazisi var. Çok dikkat edilmesi evet, gerekiyor. Evet, evet hocam. Şimdi şekil bozuklukları dedik ama eksik organlarla, yüzdeki eksik organlarla kulaksız tek doğan çocuklar da var. Bunlarda yeni organlar yapılabiliyor mu? Burada nasıl bir tedavi yöntemi izleniyor? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gene plastik cerrahi rekonstrüksiyonuna vurgulamış evet. Olduk. Şimdi zaten rekonstrüksiyonun şeyi o. Biz rekonstrüktif cerrahi yaparken kişinin kendisinde var olan dokuları kullanıyoruz. Kulak yapacaksak mesela en uygun kullandığımız kişinin kaburga kemiğinin yanında olan var olan kaburga kıkırdağından bir parça alarak onu şekillendirerek kepçe şeklini vererek buraya yerleştirip üstüne doku örtüsünü sağlayıp sonra kıvrımlarını oluşturarak bir öteki kulağa benzeyen bir kulak yapıyoruz. Ama hiçbir zaman simetri bu kulakla, sağlanabiliyor bu kulak aynı olmuyor. Ha, çünkü anladım. Bunun içindeki kıkırdak türüyle kaburgadaki kıkırdağın cinsi birbirinden farklı. Birisini çok kolay katlıyorsunuz. Yaradan ama gibi tabii, mümkün tabii, değil. Tabii tabii ötekini yapamıyorsunuz evet. Mesela. Hocam süremizi tamamladık. Son sözlerinizi alalım. Neler söyleyeceksiniz bu konuda annelere, babalara bir çağrınız var mı? Yüz malformasyonları ilk doğum anında insanı çok korkutan malformasyonlar. Kendi böyle bir çocuğa sahip olduğumuz anda çok korktukları malformasyonlar. Korktuklarını anlıyoruz, korktuklarını da biliyoruz. Ancak çocuklar sevgiyle büyüyen
canlılar. Evet. Onun için bir biçimde en önemli bence verilecek mesaj, o sevgiden vazgeçmemeleri lazım. Geri kalan her şey güzel. Halledilebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam sizin de son sözlerinizi alalım. Teşekkür ederim. Kronifasyal cerrahinin bir fasyal boyutunu çok fazla konuşmadık. Ortognatik cerrahi, alt evet, üst çene ilişkilerini, alt üst çene ilişkileri de çok önemli. Evet, çünkü bu plastik cerrahinin ortognatik cerrahi önemli basamaklarından birisi. Bu da çok önemli. Toplumumuzda çok görülen bir sağlık sorunu. Orta yüz sorunları da damak dudak yaralarının çoğu zaman eşlik eden sorunlardır. Mutlaka biz alt üst çenesi önde arkada olan insanların ameliyatlarını da yapmaktayız. Yine diş hekimleri, ortodontistlerle beraber olarak bu da önemli bir sorun. Şunu söylemek istiyorum ben. Böyle bir sorun ister doğumsal olsun, ister sonradan edinsel olsun. Evet. Herkes zamanında önemseyerek hekimlere gelsinler, hekimlerine güvensinler. Plastik cerrahi klinikleri Türkiye'nin her yerinde bunlara açık. Çok ülkemizde yetişmiş yeni yeni merkezler ve yetişmiş uzman hekimler mevcut. Bunlara kendilerine emanet etsinler. Doğru ellerde. Doğru ellerde, doğru adreste evet. Bunlar hepsi yerini bulacaktır. Birçok merkezi var. Hacettepe'de kronofasyal evet, dudaklamak evet. Yarı merkezleri var. Böyle kombine ekiplerin olduğu yerde, multidisipliner çalışmanın olduğu her yer hastaların güvenine gidebileceği yer olacaktır. Yerler. Çok teşekkür ediyoruz yani. Katkılarınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Kış aylarında özellikle mevsimsel hastalıkların sık görülmesi sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek önemli. Bu bölümde hastalanmamak için nasıl beslenmemiz gerektiğini konuşacağız. Ama öncesinde ayrıntılara geçmeden arkadaşımız Erden Karaoğlu vatandaşlara sorduğu bağışıklık sistemlerini korumak için neler yapıyorlar birlikte izleyelim. Sistemini güçlendirmek için neler yapıyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz? Bağışıklık sistemimi güçlendirmek için pek bir şey yaptığımı söyleyemeyeceğim. Çok fazla limon tüketiyorum. Onun bana çok iyi geldiğine inanıyorum. Yani çok enteresan ama günde 4-5 tane limon yiyorum. Kışın daha çok C vitamini olan meyveleri tercih ediyorum. Ve sebzeleri de zamanında yemeye çalışıyorum. Örneğin işte domatesi, salatalığı, patlıcanı yaz aylarında, işte kerevizi, ıspanağı, karnabahar gibilerinde kış aylarında yemeye çalışıyorum. Kış aylarında C vitamini almaya dikkat ediyorum. Onun dışında spor yapıyorum. Bence bu da güçlendiriyor. Lor peyniri yiyorum sabahları kahvaltıda. Kepek ekmeği yiyorum veya tam burada ekmeği yiyorum. İşte yani çok düzenli yaşamaya çalışıyorum. Bir de yürüyorum. Her şeyden protein, C vitamini, karbonhidratları hepsini dengeli bir biçimde alınca zaten vücut onunla uyum sağlıyor. Proteine dikkat ediyorum. Meyveye, sebzeye, süte, yoğurda her şeye dikkat ediyorum. Doğal ürünleri tercih ediyoruz. Katkısız ürünleri. Meyvede de C vitamini bol olan meyveleri tercih ediyoruz. Yeşil çay üzerinde duruyorum. Sebzenin her türlüsünü yiyorum. Ayrım yapmıyorum zaten. Birlikte izledik. Böyle koruyor vatandaşlar kendilerini. Bulaşıcı hastalıklardan, bakterilerden, virüslerden korunmak, hatta kanserli hücrelerin yok edilmesinde bile bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemli. Bakalım bu sistemi nasıl güçlendireceğiz? Vatandaşlarımız doğru mu yapıyorlar? Diyetisyen İdil İmamoğlu bizimle. Hoş geldiniz İdil Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Evet. Birlikte izledik. Aslında doğru yöntemler izliyor vatandaşlar. Gayet bilinçli, sağlıklı ve dengeli beslenmenin bağışıklık sistemini nasıl desteklediğini ayrıntılı konuşacağız ama ben önce şu hücrelere zarar veren serbest radikallerin neler olduğunu, bunlardan nasıl uzak durmak gerektiğini sormak istiyorum size. Serbest radikaller aslında vücudumuzun bir parçası bile diyebiliriz. Çünkü yaşadığımız müddetçe, hücrelerimiz işlemlerini sürdürdüğü müddetçe serbest radikaller aslında hep oluşacaktır. Bu bir kaçınılmaz. Burada zaten önemli olan kişinin serbest radikal dengesiyle onlarla savaşan antioksidan dengesidir. Onu iyi kurmak lazım. Onu iyi kurmak lazım. Eğer ki serbest radikaller antioksidan dengenin, antioksidan savaşan unsurlardan çok daha fazla olmaya başlıyorsa o zaman riskler artıyor. Denge bozulduğunda sorun çıkıyor. Aynen. Peki bunu ölçmenin bir yolu var mıydı Hanım? Farklı yöntemler olabiliyor. Nasıl kandan ölçülebiliyor? Hidrojen peroksit takibi yapılabiliyor. Ama bu çok yaygın takip edilen, bakılan bir yöntem değil zaten. Peki nasıl anlarız? Hasta oluruz. Yani eğer o denge bozulmuşsa
serbest radikaller daha fazla sanırsa nasıl anlaşılır? Ama burada yaşadığımız hastalıklar normal gribal bir enfeksiyon gibi hastalıklar değil zaten. Hı. Serbest radikaller çok daha yavaş yavaş dejenerasyona yani harabiyete sebep olan maddelerdir. Evet. Bunlar hidrojen peroksit dediğimiz, lipid peroksit dediğimiz farklı kimyasal maddeler. Kimlerde aslında, daha çok görülür? Kimlerde daha çok görülür? Aslında sağlıksız yaşayan kişilerde tabii ki daha çok görülür. Ama dediğim gibi burada zaten herkeste serbest radikal oluşur. Gerek yediğimiz yiyeceklerden kaynaklı, gerek işte hücrelerimizin metabolik faaliyetlerinin sonuç ürünleri olarak oksijen kullanımına bağlı olarak çıkacak maddelerdir bunlar. Yani nefes almakla bile oluşan bir şey. Nefes almakla bile oluşabilecek olan bir şeydir evet. Serbest radikaller. Burada hastalığa kim yakalanır? Antioksidan savaşma kuvveti zayıf olan kişiler aslında hastalıkla yüz yüze gelirler. Buradaki hastalıklar tabii ki dediğim gibi gribal bir enfeksiyon tarzında değil. DNA yapısında, gen yapısında dejenerasyonlara, hücre mutasyonlarına sebep olan, dolayısıyla kanserleşmelere, kanserlere sebep olabilen, kalp hastalıklarına, kalp damar hastalıklarına çok sebep ciddi olan, sonuçlara ciddi uzun vadede, uzun vadede aslında ortaya çıkan evet. Hastalıklardır bunlar. Peki antioksidanlardan söz ettiniz. Bu serbest radikallerin oluşturduğu olumsuzlukları gideren antioksidanlar. Nelerdir? Bunu biraz açalım lütfen. Bunlar vücutta mı üretilir, dışarıdan mı alınır? Bize bilgi verir misin? Vücudumuzun ürettikleri de var ama dışarıdan alıyoruz aslında tabii ki. Temel antioksidanlarımız vitamin, mineraller ve besinlere rengini veren bir takım fitokimyasallardır. Şimdi burada evet. Besinlerin rengi veren dediğimiz zaman aslında ne anlamak lazım? Şöyle düşünelim. Çok kuvvetli güneş ışınları da aslında bu tarz radikal oluşumlarına sebep olabilir. Bitkiler de kendilerini bu ışıklardan, güneşin bu kuvvetli ışınlarından korumak için farklı renkler ve renk pigmentleri oluştururlar. Ve bu renk pigmentleri aslında bitkiyi güneşin zararlı ışınlarından korur. Dolayısıyla renk pigmenti yoğun olan besinlerin tüketilmesi kişinin de dolayısıyla antioksidanlardan daha zengin beslenmesini getirir beraberinde. Ama farklı renklerde değil farklı mi? Farklı renkler. Turuncular, tabii ki. Biz kırmızılar, burada hep morlar. Aynen evet. Öyle. Yani yelpazeyi olabildiğince açık tutmak, geniş tutmak, gökkuşağı modeli gibi her rengi olabildiğince beslenmemizde barındırmak gerekiyor. Çünkü her besinin evet. Rengi farklıysa eğer içerdiği fitokimyasallar da farklıdır. Dolayısıyla her fitokimyasalın etki mekanizması ve kuvveti aslında birbirinden farklı. Dolayısıyla burada ne kadar çok çeşitli beslenebilirsek aslında o kadar iyi. Evet. Ona dikkat edin. Yani üzüm tüketiyorsanız sadece yeşil üzüm değil. Siyah üzüm de tüketin, kırmızısını evet. Da tüketin, sarısını evet. Da tüketin. Olabildiğince o renk yelpazesini kullanmak lazım. Bitkilerin böyle bir etkisi var. Tabii aynı zamanda vitamin içeriği yüksek olan besinler, bitkiler. Dolayısıyla vitaminlerde de biliyoruz ki biz C vitamini, E vitamini çok kuvvetli antioksidan özelliği olan maddeler. Dolayısıyla bunları da yine aynı şekilde almak kişinin serbest radikallerden ama aynı zamanda gündelik bağışıklığını da desteklemesi için çok önemli. Peki biraz daha açalım. Zaten konumuzda bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar. Nelerdir bu gıdalar? Her tür renkten yemek çeşitlendirmek gerekir dediniz ama tabii. Biraz daha açarsak tabii. Nasıl güçlendireceğiz bağışıklık sistemimizi? Şimdi burada o zaman öncelikle antioksidan özellikleri zaten söyledik. Evet. Burada şöyle söyleyelim. Beta karoten, likopen, proantosiyonidin evet. Gibi farklı fitokimyasal. Bunlar domateste benim bildiğim aynen kadarıyla. Öyle. Lahanada, domateste, evet. Brokolide çok farklı. Aslında şu anda günümüzün mevsiminin bulabileceğimiz sebzeleri ve meyveleri aynı zamanda hep vurgulanıyor. Mevsiminde tüketmek çok gerekiyor. Önemli. Mevsiminde tüketmek evet. Çok önemli. Aynı zamanda bağışıklığı da güçlendirme özelliği olan sebzeler ve meyvelerdir. Birkaç tanesini örnek verir misiniz? Dediniz brokoli, tabii ki. Lahana, brokoli karnabahar. Dedik, kırmızı havuç dedik, domates dedik. Çok özellikle domates aslında burada vurgulamak lazım. Kış sebzesi değil evet. Ama domatesin içeriğindeki likopen dediğimiz yine bu fitokimyasal özellikle prostat kanseri karşı koruyucu ama bu dönemde olan, satın alınanların bir faydası var mı yoksa yazdan hazırladıklarımız? Yazdan hazırladığımız çok daha etkili. Neden? Çünkü domates işlem gördükçe o likopen içeriği evet. Özelliği artar. Dolayısıyla da kışın bizim geleneksel hazırladığımız salçalarımızda çok daha iyi likopen kaynağı almak mümkündür. Dolayısıyla evet. Mevsiminde alıp işlemek çok daha önemli. Yine
bazı besinlerin özellikle işlem görmeleri, kurutulmaları içeriğindeki fitokimyasal özelliği arttırırlar. Yani bu serbest radikallerle savaşma özelliği kuru üzümde yaş üzümden daha fazladır. Daha fazladır. Dolayısıyla mevsiminde alıp kurutmuş olduğunuz sebzeyi kullanmak daha değerli ve daha yararlı. Daha değerli. Evet. Aynen öyle. Peki vatandaşları da birlikte izledik. Hastalıklara karşı, kış hastalıklarına karşı bolca limon yediklerini, portakal yediklerini söylediler. C vitamini önemli. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani gribe karşı bir reçeteniz var mı? Doğru. Şimdi gribe karşı tabii ki C vitamini aslında bağışıklık sistemimizin silah olarak kullandığı bir vitamindir C vitamini. Dolayısıyla C vitamini gerçekten günlük beslenmemizde zaten karşılamak zorunda olduğumuz bir vitamin kaynağı. Evet. Tabii burada C vitamini derken şuna dikkat etmek lazım. Portakal suyunu çokça sıkıp bekletip içmek çok yanlış. Miktarlar tabii ki önemli. Hayır, bir de bekletmemek, sıkar sıkmak. C vitamini çok çabuk harabiyete uğrayabilen bir vitamin. Uyguladığınız işlemlerle bile harap olabilen bir vitamin. Dolayısıyla mümkünse tüketeceğiniz anda soymak. Miktar ne kadar? Yani günde kaç portakal yemek gerekiyor? Günde bir portakal C vitamini ihtiyacını karşılamak için. Yanında bir de kivi yersek? Son derece yeterli zaten. Yeterli, daha fazlası. Abartmaya gerek yok zaten. Sonuçta vücudumuz ihtiyaçlarını bu besinlerden mevsiminde yeterince tükettiğimizde karşılayabiliyoruz. Biz ne diyoruz? 3-5 porsiyon günlük sebze ve meyve tüketimi. Dengeli beslenmek her zaman çok önemli. Evet. Bir izleyicimiz var hattımızda. Sedat Bey bizi arıyor. Merhaba Sedat Bey. Merhaba efendim. Buyurun sorunuzu. Yayınlar ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buyurun sorunuzu alalım. Programı keyifle izliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi az evvel hanımefendinin bahsettiği bu gıdalarla ilgili mesela ben bunları tüketemiyorum hiç kesinlikle yani. Neden? Ne bileyim yani öyle bir şeyimiz de olmadı hiç böyle bir alışkanlığımız da çocuklarımıza da öneriyorum ama bize yaramıyor sanki böyle bu tür gıdalar. Nasıl besleniyorsunuz yani, peki? Bu konuyla alakalı bize nasıl yardımcı olabilirsiniz mesela İdil Hanım'a sormak istiyorum. Yani işte önerilerinizi söylediniz. Evet, evet. Buyurun, burada neler tabii söyleyeceğiz? Ki önemli olan beyefendinin nasıl beslendiği de önemli. Ne yiyor? Bu tüketimlerin içerisinde bizim makul görebileceğimiz tamam buna devam edelim ama şunları değiştirelim diyeceğimiz durumlar olabilir. Fakat şunu bilmek lazım. Beslenme alışkanlığı değiştirilebilir, eğitilebilir bir davranıştır. Evet. Sizler de bunun için varsınız. Aynen öyle. Sonuçta eğer öyle olmasaydı bugün dünyada farklı ülkelerde farklı binlerce, milyonlarca insan aynı şeyleri yiyor olurlardı ama öyle değil. Evet, kültürümüz, alışkanlığımız, sosyal kültürümüz, getirdiğimiz mirasımız bizim alışkanlıklarımızı, tercihlerimizi etkileyebiliyor ama biz bu tercihleri değiştirebiliyoruz. Tercihlerimizi yönlendirebiliyoruz. Bunun değiştirilebilir bir alışkanlık olduğunu bir kere öncelikle beyefendinin kabul etmesi lazım. Evet. Damak zevki değişkendir. Dolayısıyla bugün örnek veriyorum çok fazla tuzlu beslenen bir kişiye gerçekten diyetinde tuzu kısıtladığınız zaman 3 hafta sonrasında tuzsuz yemeğe alışacaktır. Yani burada şekersiz çaylar gibi. Evet, o sabrı göstermek lazım ve denemek lazım. Yılmadan denemek lazım. Beyefendi domates tüketmiyor olabilir ama salçalı yemekleri yemekten keyif alıyordur. Dolayısıyla domates ürününü zaten orada kullanıyordur. Orada yemiş oluyor. Evet. Aynen öyle. Sevdiği yiyeceklerle harmanlayarak yiyemediklerini tüketmesi mümkün aslında. Ama denemesi lazım, çalışması lazım. Evet, o da bir eğitim. Peki tabii. İdil Hanım, vitamin takviyelerine nasıl bakıyorsunuz? Şimdi vitamin takviyelerinde tabii aslında dikkatli olmak lazım. Yani burada kış geldi aman hemen işte avuç avuç vitamin kullanalım demek çok yanlış. Bazen vitaminlerin fazla dozlarının da biliyoruz ki hastalık yapabiliyorlar. Dolayısıyla özellikle bazı sentetik vitaminlerde de riskler çok daha tehlikeli olabiliyor. Kanserden korunalım derken kansere yakalanabiliyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan zaten vitamin takviyesini yetersizlik durumlarında almaktır normalde. Bu da yine bir doktora danışarak. Tabii ki. Yani bu yetersizlik var mı yok mu tespit edilmeli. Tespit edildikten sonra takviyesini almak lazım. Evet. Yoksa
gerekli ihtiyacı biz doğal beslenme ile zaten karşılayabiliyoruz. Son sözlerinizi alalım. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için son olarak neler söyleyeceksiniz izleyicilerimize? Tabii bağışıklık sistemini güçlendirmek için benim öncelikle tavsiyem tabii ki burada mevsiminde ve yeterince sebze meyve ihtiva eden bir beslenme alışkanlığı edinmek. Çünkü günümüzde artık çok azaldı tabii ki. Bizler yine toplum olarak, kültür olarak daha şanslıyız. Daha bol sebze ve meyve tüketiyoruz ama bunu çocuklarımıza da aksettirmemiz gerekiyor. Evet. Peki. Çünkü onlar çok az tüketebiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün de programımızın sonuna geldik. Sizlere Can Yücel'in Sağlık Olsun şiirinin son mısralarıyla veda edelim bugün de. Yemeğin ne olursa olsun, masanda illaki kumaş örtün olsun. Saklama tabakları bardakları misafire. Sizden hala misafir mi var bu dünyada? Ailecek kurulun sofraya. Öyle acele acele değil. Vazife yapar gibi hiç değil. Şöyle keyfe keyif katar gibi, lezzete lezzet katar gibi, eksik olanları tamamlar gibi, tadına var akşamının. Gece evinde dostların olsun, sohbet mezen, kahkahan içkin olsun. Arkadaşım hayat bu, daha ne olsun, ama en önce ve illaki sağlık olsun. Evet, sizler de önce sağlık deyin ve haftaya tekrar buluşalım. Neler mi var programımızda haftaya? Bir gelişim bozukluğu olan otizme konuşacağız. Ayrıca duruş bozukluklarının nasıl düzeltilebileceğini ele alacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın. Fala inanmayın. Ama falsız kalmayın, gününüzü yaşayın, yarını unutmayın. İşin sırrı dengede, bazen bozulursa da sağlık olsun. Siz bozulmayın, işin sırrı dengede, bazen bozulursa da sağlık olsun. Siz bozulmayın.